merhabalar. Mutfağımda açtım. Bugün güne mutfağımda başladım. Cangül Hanım'la birlikteyim. Gördüğünüz gibi çok orijinal, çok marjinal bir kadın. Şöyle elbisesini göstereceğim. Sen hangi yüzyılda yaşıyorsun? Ne kadar değişik böyle bir tarzın var. Görünce böyle bir kaldım, biliyor musunuz? Bak, ayakkabılarına falan bayıldım. Çorabını da göster şekerim. Bak, Nurella sana bayılır. Fili fili giyin diyorlar değil mi? Ya. Değil aynen mi? Öyle. Çok güzel olmuşsun. Sen de çok tatlısın. Gözlüğü. Hayatım ilk defa böyle biri yuvarlak, biri kare gözlük gördüm. Kim bilir neler çıkacak Cangül Hanım'da. Beraber konuşacağız ve bulacağız, keşfedeceğiz onu. Çok güzel iki tane şöyle hediye getirmişsin. Bunlar yenilir mi, süs evet, mü? Evet, bunlar yenilir. Bu yabancı ismi Gingerbread House. Christmas'ta yapılır. Hı-hı, çok hoş. Bizde de kurabiye ev, zencefilli kurabiye keserek evimiz. Keserek mi? Nasıl? Kopararak, ısırarak. Bunu birazdan soframızda yerini aldıktan sonra itinerli yeriz. Bu? Bu da size o özel. O süs bu galiba. Süsü. Onu evet, hemen evet, evimin en güzel köşesine koyayım. Bak, ekranda da çok güzel durdu. Mavi mavi. Süper durdu. Bugün şekerim bana 2,5 sayılır bir yemek yapacaksın. Aynen. Bir tanesi çünkü altında pilavla sunulacak. İç pilavla sunulacak. Evet. Evet. Sayar mısın neler yapacağını? Bugün çok lezzetli biftek sarma yapacağız. Ama arasına 3 renkli biberlerimizi koyacağız, soteleyeceğiz, havuç da ekleyeceğiz ve bunu iç pilavın üzerinde sunumunu yapacağız. Evet, çok havalı bir yemek olacak. İkincisi? İkincisi? Bu kış günlerinde içimizi ısıtacak. Çok lezzetli, sağlıklı. Aynen. Etle sebzeyi karıştıracağımız bir tavuklu, nohutlu kereviz çorbası yapacağız. Bayağı benim ilgi alanıma girdi şu anda. O zaman ilk neyle başlayalım? Büftekle başlayalım mı? Büftek sarmamızla başlayalım. Ardından da iç pilavını yaparız. Haydi güne başlayalım. Hoş geldiniz tekrardan mutfağıma. Bugün çok daha belki hoşunuza gidecek bir konu var. Çağatay Demir bizlerle olacak, sevgili diyetisyen arkadaşım. Bakın bakalım size neler anlatacak. Etleri her zaman marine etmekte fayda var. Bulabildiğiniz her türde biberi ve havucu soteliyorsunuz, çok az. Klasik domates sosu yaptık. İçine bal koyduk. En enteresan kısmı oydu. Güzel bir iç pilava ihtiyacımız var. Yeni bahar, tarçın ve limon suyu sıkıyoruz iki damla. Limon suyu pilavımızın parlak olmasını evet, sağlıyor. Evet, tavuklu nohutlu kereviz çorbası yapıyoruz. Bu da kış aylarında böyle içimizi ısıtacak. Yine evet, besin deposu olarak. Diyet yapanların çok önemli hataları varmış. Gerçekçi olmayan hedefler belirlemek. Şok diyet. Tek besine dayalı beslenmek. Çok minicik bir yangın çıktığını düşün. Elinde kağıt tutuştu. Ne yaparız? Bir bardak suyu dökeriz ve söner. Ama biz beklersek Nursel, koltuk yanar, kilim yanar. Evet, evet. Ve tonlarca su gerekir. İşte aşık da böyle. Konuşuyorsun öyle de yani. Acıkıyoruz. Ne olacak? Aşığı çok büyütmeden bastırmak zorundayız. Bizim de bu konuda tabii ki özel bir takım tariflerimiz var. İçerisindeki kalori yoğunluğunu düşürmek. Dolabımızda yemeğe hazır, sağlıklı bir alternatifimiz olsun. Ay, müthiş olmuş. Biftek sarması. 8 adet biftek. Marinesi için 1 çay bardağı süt, zeytinyağı, karabiber, tuz. İçi için 2 adet sarı dolmalık biber, 2 adet kırmızı dolmalık biber, 4 adet yeşil dolmalık biber, 2 adet havuç, tuz, karabiber. Domates sosu için 3 adet domates, 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 çay bardağı su, karabiber, tuz. Nursel'cim, şimdi önce biftek sarmamız için bifteklerimizi marine etmemiz gerekiyor. Yağ. Yağ, 1 çay bardağı süt, biraz tuz, biraz karabiber. Etleri her zaman marine etmekte fayda var. Ekstra böyle bir lezzetleniyor. İçine mi koyalım? Evet, 1 çay bardağı kadar koyalım. Şöyle. Şimdi böyle elimizle karıştırıyoruz.
Yoğurt da koyan oluyor. Herhalde aynı şeye geliyor. Yoğurt biraz daha böyle ekşi gibi ya. Evet, o da oluyor, bu da oluyor. Bu biraz yumuşatıyor daha Fransız muhtemelen. Fransız usulü böyle süt konuyor. Bekletebildiğiniz kadar bekletin. Bir hatta gece, bir gece önceden. Bir gece bekletmek muhteşem yapıyor etleri. Çok çok güzel yumuşatıyor ve daha iyi pişmesini sağlıyor. Kişi başı bir büftek gibi düşünün. Kasabınız onu bir güzel dövdürün. Az önce bizim böyle istediğimiz kıvamda değildi. Cangül abla biraz daha ilgilendi onlarla. İyice inceltti. Çünkü sarılması lazım birazdan yapacağımız şu harçla. O yüzden kişi başı bir tane gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bütün etlerimizi bir folyoya sarıyoruz. Üstünü kapatalım. Ve buzdolabında bir miktar bekleteceğiz. Bir müddet bekleteceğiz. Daha iyi olması için bir gece önceden marine işlemini yaparsanız çok daha lezzetli ve yumuşak olacaktır etlerimiz. Hemeni yıkarken ben biberlerine başlayayım. Hatta takvimden bir sayfa koparalım. Evet, ellerimizi de yıkadım Nursel'cim. Geliyorum yanına canım. Tamam hayatım, sana şöyle kağıt havlu. Bizim seninle ortak bir arkadaşımız varmış. Evet, Demet'ciğimiz. Demet Candır. Hangimiz nasıl övsek bilmiyorum. Bilmiyorum. Demet'e buradan öpücükler gönderelim mi? Şöyle, şuna da başlayalım. Hem ağzımız hem elimiz işlemiş olsun. Demet benim kaç yıllık acaba arkadaşım hatırlayamadım şu an ama bayağı oldu. Hakikaten inanılmaz sevdiğim bir arkadaşım. Urla'da yaşıyor kendisi. Onunla ilk yemek yapmıştık, öyle tanışmıştık. Bir daha da yani hayatımdan hiç çıkarmak istemediğim bir insan oldu. İnanılmaz kıymetli, tatlı. Çok güzel bir anne, muhteşem bir eş, ev hanımı, çok güzel bir kadın, çok çok iyi bir dost. Hakikaten hep her seferinde bana bunu kanıtladı. İyi ki var, onu inanılmaz seviyorum. Böyle hani hayatınızda böyle bazı insanlar size böyle rol model olur ya, öyle bir arkadaşım kendisi. Aynı duygularla ben de onu çok seviyorum. Ben de İzmirliyim. O nedenle İzmir'den tanışıyoruz. Sen İzmir'den mi geliyorsun? Ben Antalya'da yaşıyorum ama İzmirliyim. Ben bu arada sebzelerimizi doğramaya başladım Nursel'cim. Ben de yardım edeceğim sana. Bunları jülyen doğruyoruz. Açanlar varsa toparlıyorum. Bulabildiğiniz her türde biberi, çok da sağlıklı şu anda görülen tablo ve havucu soteliyorsunuz çok az. Sarımsaklı. Kapatıyoruz. Burada klasik domates sosu yaptık. İçine bal koyduk. En enteresan kısmı oydu. Burada da etleri mühürleme işlemi diyoruz biz buna. Evet, dağlama diyorlar. Mühürleme. Şimdi onları al biberlerini aşkım. Saralım. Ben de sana kahve ısmarlayayım. Biftek sarmamıza başlıyoruz. Süt ister misin kahvene? Lütfen. Recep çektin mi yeni hediyemizi? He? Çektin mi? Esra Erol isim benzerliği var. Sevgili Esra Erol'la sevgiler buradan. Esra Erol'a da. Şu an bana çok güzel bir hediye gelmiş. İnanılmaz beğendim. İkisi de böyle çok benzer oldu. Birebir de bana benzetmişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ne kadar Esra'cığıma güzel. Esra'cığıma sevgiler. Ne kadar güzel. Bana dur da aşkım. Yeter mi? Yeter canım. Ben bir kürdan istiyorum. Hemen veya veriyorum. Çöp şiş daha iyi olabilir. Çünkü bifteklerimiz biraz büyük.
Karabiber koyacaksın. Sarımsak galiba koyacaksın bir de. Ha? Yok koymayacağım çünkü içine koydum onları. Şimdi karabiberi batıracağım. Evet. Sarımsağı da koyabiliriz de aslında. İçine koydun ama bütün soslarına koydun. Sen onu şimdi öyle sararken Voltaire demiş ki kötü insanlar iyi insanları sınamaya yararmış. Vay diyorum, başka da bir şey demiyorum. Gerçekten öyle. Böyle kötü biriyle karşılaştığınızda etrafınızdaki böyle tatlı güzel insanların kıymetini bir kat daha anlıyorsunuz. Kız ismi Eslina, çok farklı anlamını söyleyeceğim o yüzden. Günah işlemekten korkan demekmiş, Allah korkusu olan içinde demekmiş. Mikail de 4 melekten bir tanesi. Bizim de bir Mika'mız var, Mikail'imiz var aşağıda montajda. Sevgiler ona da, onu çok seviyoruz, iyi ki aramızda. Bugün Dünya Televizyon Günü'ymüş. Aynı zamanda da Edison pick-up'ı, ses kayıt cihazını icat ettiğini duyurmuş. 1877'de gerçekten benim de evimde bir pick-up var. Bir sürü de plan var. İnanılmaz seviyorum. Ne güzel bilgiler aldık. Evet, takvimimi çok seviyorum. Kesinlikle. Şöyle yanına vereyim güzel hayatım şunu. Tamam canım, benim ellerim şu anda. Olsun, bardak daha da batabilir sonra. Önemli aha, değil. Aha, teşekkür ediyorum. Vay, bu ne güzel görüntü böyle. Daha o çok güzel olacak. Pişince inanılmaz lezzetli bir... Bu renkli biberler bizim hayatımıza sonradan geldi galiba. Evet, değil evet. O kadar evet, yoktu. Daha sonradan geldi. Ama güzel oldu. Çok. Bak bak Nursel, bakar mısın şu güzelliğe? Ay bu arada sosun gerçekten güzel olmuş ha. Sosumuz evet güzeldir. Bizim domates sosumuzdan bir tık farklı bir şeyin tarifi mi? Bal bağladı bunu. O yüzden evet, o farklı yoğunluk geldi. Baldan evet, herhalde. Evet. Şimdi buna bir miktar da su koyacağız ve 190-200 derecedeki fırınımızda yaklaşık 40 dakika pişireceğiz. Biraz görüntü olarak çok yakışıyor. Kimisine de çok dokunuyor böyle yediği zaman. Ben mesela pilavın içinde bütün çok severim karabiberi. Ben de bayılırım. Ama birçok konuğumda hoşlanmıyor. O yüzden biraz dikkatli kullanmakta İsteyen fayda var. İsteyen kullanabilir. Ben bayılırım. Gel hayat. Şimdi küçücük biftek sarmanın tarifini izleyin. Ben buraları toplayayım, sonra bunun altına çok yakışacak bir tarif gelecek. İç pilav tarifi. Gelsin. Şimdi biz iç pilavımıza geçmeden önce dedik ki son yemeğimiz kereviz çorbamızın. Evet, tavuklu nohutlu kereviz çorbası yapıyoruz. Bu da kış aylarında böyle içimizi ısıtacak yine evet, besin deposu olarak yaptığımız bir çorba. Düdüklüye de atmadık, arkamızda bu yavaş yavaş olsun. Bu tamamen benim tarifim tatlım. Ya evet. Bayılırım, en sevdiğim. At şekerim. Atıyorum. Tuz. Soğanlarımızı attık. Tuz atalım mı? Tuz, biraz tuz atalım. Bir iki tane de tane karabiberimiz varsa onu da atabiliriz. Ben onu da eklerim içine. Evet, hazırız şekerler. Şimdi biftek sarması yaptık ya, onun altına böyle bir yatak yapmak lazım. Şöyle bir şık sunmak lazım. İkinci tarifin ne geliyor? İç pilav geliyor. Gelsin. Ege usulü iç pilav. Haydi buyurun. Zeytinyağlı iç pilav. 3 su bardağı pirinç,
yarım çay bardağı kuş üzümü, yarım çay bardağı dolmalık fıstık, 4,5 su bardağı sıcak su, 2 adet kuru soğan, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı toz tarçın, 1 çay kaşığı yeni bahar, 1 yemek kaşığı tereyağı, 3 damla limon suyu, karabiber, tuz. Şimdi tarifimiz için güzel bir iç pilava ihtiyacımız var. Ben senin pirincini yıkayayım bence önce. Tamam, sen canım. Soğanı doğra. Ben de bıçağımı seçtim geldim. Elde çıt çıt mı yapacaksın? Gel burada doğra o zaman. Direkt tencereyi anne usulü. Anne usulü evet. Zeytinyağımızı koyduk. Altını açtık mı? Açtım hayatım. Tamam. Bu benim doğrama stilim böyledir. Hayranım öyle doğramaya. Ben çok beceremiyorum onu. Alışmak lazım evet. Anneden görmek lazım. Çünkü böyle çok çok ince ince oluyor. Çok güzel oluyor. Kızım da hiç yapamıyor böyle. Ama pilavda özellikle bu iç pilavda hafif dişe gelir olması soğanın için ben böyle doğramayı tercih ediyorum. İyi pilav yapmak istiyorsanız yeni ısınanlar için sence en önemli püf noktası ne? Benim bir minik sırrım var. Seninkini bilmiyorum ama ben en son söyle suyunu bakalım. Koyduktan sonra 2 damla limon damlatıyorum. Ha. Bu benim püf noktam. Ben püf noktası hem gibi değil de parlak. Benim gerçekten en dikkat etmeniz gereken şey bence pirinçte böyle bir nişasta oluyor ya. 6 kere yıkarım. 10 kere yıkarım. Evet. Bak onu unutmuşum. Onu kesinlikle çok iyi arındırmanız gerekiyor. O zaman gerçekten böyle tane tane bir pilavınız oluyor. Üşenmeyin. Suya da bassanız pirincinizi çok güzel yıkayın. Size böyle gençlere bir tavsiye. Kesinlikle. Zaten tecrübeliler kafa sallıyordur şu anda. Nursel'in.evi Instagram hesabım Ergin Nursel diğeri. Mutlaka bekliyorum yorumlarınızı. Bugün günün fotoğrafı Dünya Televizyon Günü ya. Bizim ekibimizin fotoğrafı olsun istiyorum ben. Ekip arkadaşlarımın. Bir insan günde yaklaşık 4,5-5 saat televizyon izliyormuş. İnanılmaz uzun bir süre. Ne yapmak lazım? Bunu iyi değerlendirmek lazım. Böyle faydalı şeyler izlemek lazım. Böyle boş boş şeyler izlememek lazım. Çünkü televizyonda olan her şey gerçekten bize bir şey katmıyor. Zamanınız çok önemli, çok değerli. Bunu lütfen iyi değerlendirin. Ne izleyeceğinize, çocuklarının ne izlediğine dikkat edin lütfen. Ah geliyor kaynanam. Allah ne gördü acaba yine? Söyle canım, hoş kolay geldin. Kolay gelsin hayatım. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Merhaba. Tanıştırayım. Hoş geldiniz. İyiyim, teşekkür Allah ederim. Allah iyilik versin. Nail Sultan. Benim bir türlü beni bırakmayan kaynanam. O da diyor ki sen beni bırakmıyorsun diye. Cangül Hanım da bugün bize yemek yapıyor. Evet ben de hayatım, şimdi. Nereden buldun bu bluzu böyle? Güzel değil mi? Ama hiç güzel değil vallahi. Nasıl beğenmedim. Gerçekten mi? Vallahi beğenmedim. Aa, yakışmamış sana hayatım. Gerçekten mi? Şey moda şimdi böyle nakışlı nakışlı. Bir tane ben de aldım daha. Bak. Sana da alırım hayatım. İnci küpelerini takmışsın. Taktım ya, ne yapayım. Ama bak bununla da bu uymamış. Ya, olsun boş ver. Bunun takımı vardı. Bunu takmamışsın. Göster bir ağrını. Siz ne tatlısınız ya. Buyurun hayatım. Atışmalara bakar mısınız? Olsun. Bak bununla bu uymuş. Ama bak sen de renkli giymişsin, ben de renkli giydim. Neren renkli kız? Ne işte. Çıkarırım. Boynumdakini çıkarırım. Ya bu tabii bu uyum. İnciyle bu uyumlu. Tamam. Bunu saklayalım. Hadi saklayalım. Sen her zaman çok güzelsin. Sen böyle kafana böyle takınca çok beğeniyorum. Tamam hayatım. Vallahi. Ben de sen beğeniyorsun diye taktım onu. Tamam ben... dikkate alacağım. Sen beğenmediyse onun vardır bir sebebi. Kesin bana yakışmamıştır. Yakışmamış vallahi. Doğru söyler yani. Hiç öyle kaynanalık yapmak için söylemez. Sen beyaz bluz giyeceksin hayatım. Beyaz bluz. Tamam hayatım. Siyah giyeceksin. Anlaştık. Beyaz olduğun için. Hakikaten. Gözlerin beynine çıkacak. Bana bak. Güzel pilav yapmanın sırrı ne sence? İç pilavı en güzel ne güzelleştirir? Herkesin pilav yapışı başka. Tamam. Tabii. Senin için... Güzel pilav yapmanın sırrı ne? Ne yaparsın pilavda? Ben ne yaparım? Pirinci evvelden ıslatırım. Evet. Heh. Herkes yapmaz onu. Doğru. Nursel'cim bu arada fıstıklarımızı atıyorum. At çünkü aşkım. Yeteri kadar kavruldu. Bu pilavda kavururum pirinci. Evet. Öyle yaparım. Herkesin başka kimisi kavurmadan çiğden yapıyor. Evet. Hiç üşenmiyorsun sen mutfakta. Yok, o yüzden üşenmem. Çok güzel yemekler yapıyorsun. Böyle her şey hakkıyla. Kavuracaksa tabii. Kavuruyor. Kızartacaksa kızartıyor. Asla sallama bir şey ama yapmıyorsun. Ama şimdi kızartma yapmıyorum kızın yemiyor diye.
Haklı. Çocuğu yaptın böyle şey. Ya ama kendi istiyor. Akşam domatesli makarna yap dedi. Makarna yaptım. Şimdi ergenlik çağında ve lise son sınav dönemi en çok çocukların kilo aldığı dönemmiş. Tabii. Hiç dikkat etmiyorlar. Böyle ders çalışırken ne yediklerini anlamıyorlar. Evet, maalesef. O yüzden evde pişen yemek çok önemli. Ben pişirmeyeceğim bu gece. Yalnız patlıcan var, onu yiyorsun. İşte öğlen bunları yiyoruz. Akşama bir daha yemek yapmak zorunda kalıyoruz dolayısıyla. Çocukların yanına beslenme çantasında evet. Değil mi? Evet. Evden yoğurt yapmamız ekmek gerekiyor. Ekmek hiç kullanmıyor yani. Evet. Ben de alıyorum. Köpekli ekmek artık. Aferin sana. Valla almıyorum beyaz ekmek. Çağatay'dan sana çay alacağım. Zayıflattığı tamam. Çayı. Tamam mı? Hadi. Git otur böyle izle tamam, bizi. Tamam hayatım. Hadi. Hadi. Soğanı kavuruyorsun. Soğanı kavurdum. Kuş üzümünü döndürecek misin? Onu en son koyacağım. Peki hayatım. Şimdi pirincimizi atacağım. Yeni bahar, tarçın, karabiber koydum. Karabiber, tuz, biraz limon, şeker ve limon suyu sıkıyoruz iki damla. Ne yapıyordu? Limon suyu pilavımızın parlak olmasını evet. Sağlıyor. Şimdi suyumuzu ekleyebiliriz. İstediğimiz kıvamda kavurduk pirincimizi. Gibi koktu mutfak. Gerçekten baharatlar böyle dans ediyor şu an. Resmen ağzımı sulandırdı. İç pilavın, Cangül ablanın usulünce iç pilavın tarifini izliyorsunuz. Sonrasında günün son lezzeti gelecek. Geçtik. Günün son yemeği tavuklu nohutlu kereviz çorbası. Gelsin malzemeleri. Tavuklu nohutlu kereviz çorbası. 2 adet orta boy kereviz, 5 adet tavuk but, 3 adet havuç, 2 adet patates, 1,5 su bardağı haşlanmış nohut, karabiber, tuz. Tavukları haşlamak için 1 tutam maydanoz, 4 adet defne yaprağı, 1 adet kuru soğan, terbiyesi için 1 adet yumurta sarısı, yarım limon suyu, 1 yemek kaşığı un. Sunumu için kereviz yaprağı. İlk olarak havuçtan başlayalım. Tırtıklayalım onu. Aynen, çünkü en geç pişen sebzemiz havuç oluyor. Gözlüğünü nasıl seçtin? Nereden seçtin? Nursel'cim, ben böyle ilginç şeyleri takmayı seviyorum. Hatta gözlük koleksiyonum var. Hı hı. Bir Paris gezimde bu gözlüğü beğendim. Paris'ten başka hiçbir şey almadan bir tek bunu alıp geldim. Çok mu geziyorsun? Çok seviyorum gezmeyi. Gezerken yeni tatlar keşfetmeyi çok seviyorum. Biz ailece seviyoruz gezmeyi, tatmayı. İnsan ufku gelişiyor gerçekten. Özellikle böyle ergenlik çağında çocukların imkanınız varsa kesinlikle. Hem kendilerine olan güvenleri geliyor, dillerini geliştiriyorlar. Gerçekten okumak, gezmek, dünya vatandaşı olmak evet. Gerçekten çok önemli. Yeni açanlar varsa tavuk suyu nereden çıktı derseniz biz kendimiz yaptık tavuk suyunu, içine defne yaprağı koymuştuk, bir tane soğan koymuştuk, bir yemek öncesi beraber hazırlamıştık. Bir de ne kattın içine sen? Defne yaprağı, soğan mı? O kadar. Maydanoz bir de. Çünkü tavuğun o
kekremsi tadı derler ya, onu alsın diye böyle baharatlandırmak gerekiyor. Çok da güzel bir rengi oluşmuş bu arada. Kesinlikle. Hani pilava koy, neye koyarsan koy. Kerevizin faydaları saymakla bitmiyor. En önemli özelliği lif kaynağıymış. Çağatay sık sık bize empoze etmeye çalışıyor böyle hani lifli yiyecekler yiyin diye. O yüzden böyle şeyleri kaçırmayın lütfen. Özellikle kış geldi. Biraz değişik bir tadı var. Alışık değilseniz hemen ilk başta alışmanız zor olabilir. Ama senin şu an yaptığın tarifte eminim onun tadı anlaşılmayacak bile. Kesinlikle. Ve gerçekten tam bir diyet yemeği aslında. Egelilerin bütün yemekleri esasında çok midevi ve kilo aldırmayan cinsten oluyor. Havuç, patates, tavuk eti, çok güzel bir arpa şehriye ve nohutu var. Siz düşünün lezzetini. Tenceremizi değiştirdik. Birazcık küçük geldi. Şimdi haşladığımız tavuklarımızı da ekliyoruz. Nursel'cim. İçinde bir daha tekrarlayayım. Patatesi, havucu, kerevizi, kerevizin sapını koydun. Ondan sonra tavuğu var. Arpa şehriyesi var. Nohutu var. Var mı unuttuğum bir şey? Yok. Yok. Gayet besleyici bir çorba. Şimdi baharatlarını da koyuyoruz. Karabiber. Tam hasta çorbası. Ve tuzumuzu. Sağlık diyelim. Aynı tarifi mesela küp küp değil de rende olarak da yapabilirsiniz. O da çok güzel oluyor. Tabii, ben çok seviyorum. Kesinlikle yapabilirsiniz. Ben de terbiğini hazırlıyorum şekerim. Evet. Yumurta sarısı. Yumurta sarısı. Un ve limonla terbiyelendireceğiz çorbamızı. Ununu da koyalım. Lütfen. Bir kaşık. Koyalım. Tencerem büyük. Birazcık da kıvam verecek. Aynen. Bunu tabii ki şimdi ne yapıyoruz? İnceltmemiz gerekiyor. Biz bununla cebelleşirken günün videosunu izleyin siz de. Nisa bebenin şeftali ile olan aşkı. Uzaklaştırdığı anda ağlıyor, gözyaşıyla ağlıyor. Ben onun gözyaşına kıyamam. Yediriyoruz çorbamıza. Bir kıvam alacak. Vallahi müthiş bir çorba yaptın. Ben de etini çıkarayım artık fırından. Sıcak kalsın diye biraz da fırında tuttuk. Koku muhteşem. Şu suya bayıldım. Bunu asla dökmeyelim. Böyle üstüne servis kesinlikle yaparken. Aynen o yeriz. Sosu. Hı-hı. Her şeyin, bütün malzemelerin özdeşleştiği bir sos oldu. Burada da iç pilavı altına koyacağız. İç pilavını, üstüne etleri. O zaman bütün yemeklerin bittiğine göre bitti. Günün en mis kokan anı sunumlara geçmeden önce kereviz çorbamızın küçücük videosunu izleyin. Ondan sonra da sunumlara geçelim. Önce iç pilavımızdan başlayalım. 3 bardaktan yaptık ki böyle bol bol olsun diye. Değil mi? Çok güzel olmuş. Değil mi? Elin inanılmaz lezzetli. Çok pilavın teşekkür ederim. Etini bildiğin böyle tırtıkladım. Çok 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 güzel oldu yemin. Budur. Az suyundan koyacağım. Lütfen siz de
Bizim gibi şu sosu deneyin. Domatese bal katmak çok 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 yakıştı. Nursel'cim şimdi çorbamıza son dokunuşumuzu yapıyoruz. Final. Kereviz yapraklarıyla süsüyoruz. Çağatay Demir bizlerle birlikte olacak. Diyet yapanlar nerede hata yapıyor? Neyi yanlış yapıyorsunuz ki diyetinizden vazgeçiyorsunuz hemen ya da istediğiniz amacınıza ulaşamıyorsunuz? Birazdan bunu konuşacağız. Canım benim, eline koluna sağlık. Rica ederim. Gerçekten hemen çeksinler. Çağatay'cığımla da çekimimizi bitirelim. Sonra oturup hep beraber yemek yiyelim. Gerçekten karnım çok aç aslında. Şimdi Çağatay Demir bizlerle birlikte olacak. Diyet hatalarını konuşacağız. Gelsin. Diyet yapanların çok önemli hataları varmış. Gerçekçi olmayan hedefler belirlemek. Şok diyet. Tek besine dayalı beslenmek. Çok minicik bir yangın çıktığını düşün. Elindeki kağıt tutuştu. Ne yaparız? Bir bardak suyu dökeriz ve söner. Ama biz beklersek Nursel, koltuk yanar, kilim yanar. Evet. Ve tonlarca su gerekir. İşte açlık da böyle. Konuşuyorsun öyle de yani. Acıkıyoruz. Ne olacak? Açlığı çok büyütmeden bastırmak zorundayız. Bizim de bu konuda tabii ki özel bir takım tariflerimiz var. İçerisindeki kalori yoğunluğunu düşürmek. Dolabımızda yemeğe hazır sağlıklı bir alternatifimiz olsun. Ay müthiş olmuş. Dan 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 dan. Ne kadar güzelsin. Yüzü süzülmüş. Stilet yandır. Yandır stilettonu görsünler. İlk defa stilettosunu giymiş. Evet, senin stilettolarım var da benim yok mu? Evet vallahi. İlk defa giyiyorum. Bir şey diyeceğim, ben şey ilk duyduğumda hoş geldiniz ikiniz de. Ben de çok heyecanlandım. Gerçekten o yüzden hemen böyle bir döndürdüm. Bayağı fark etmiştim. Evet. İlk duyduğumda dedim ki ay az mı vermiş Çağatay dedim. Hayır dedi Nursel'cim, sana şöyle kanıtlayabilirim dedi. Bana dedi kaç paket koyduk buraya katıya? 32 paket margarin koyduk. 32 paket evet. Margarin. Gördüğünüz ne kadar çirkin. Yani şu kadar da... Şöyle mesela şununla dolaştığımı düşünemiyorum ben yani. Evet. Vallahi ben nasıl taşıyormuşum bu zamana kadar? Şu an ikna oldum. Değil mi? Yani şu an gerçekten çok net ikna oldum. Bu ne ya? Evet. Bu ne? Çok kötü. Ya aslında bunun öyküsü şu. Şimdi biz Reyhan'la 10-11 kilo falan verdik. İşte yaklaşık 2 ay oldu başlayalı. Bence son derece iyi gidiyor. Ve biz muayenede yaptığımız ölçümlerde de verdiği kilonun ortalama 8 kilosunu yağdan verdiğini gördük. Çok şimdi iyi. 8 kilo yağ deyince insanların gözünde bir canlanmıyor 8 kilo yağ nedir diye. Biz dedik ki o zaman hadi margarinleri alalım bakalım. Bu margarinlerin bir tanesi 250 gram. İşte 32 paket koyduğumuzda ne oldu? İşte 8 kiloluk bir yağ denk geldi. İyi ki şunu yaptın yani ben çok böyle şey oldum. Nasıl yani oldum? Tarttırır mısın? Hadi gel bakalım. Hadi bakalım. Önce tartalım bakalım gözümle göreyim. 90 kaç? 96. 95. 95. Ha? 95 kilo. Helal olsun sana Reyhan. Biz işte ilk başladığımızda 11 kilo. Yani 106 kiloydu başladığımızda Reyhan. Aslında hani bizim için çok önemli olan da Reyhan'ın çok hızlı kilo vermesi falan değil. Yani bizim hedefimiz her zaman Reyhan'ın gayet hani istediği yiyecekleri de yiyerek sağlıklı bir şekilde kilo vermesi lazım. Zaten bunu sağladıktan sonra psikolojisi de her zaman çok iyiydi Reyhan'ın. Hakikaten bizi çok zorlamadı. Çok pozitif. Sizin sayenize. Evet, evet. Yani çok pozitifti. Gerçekten evet. Bir kere hani gerçekten bu işi istiyormuş. Azimli. Çok azim çok tartışmasız yani işte evinde yemeklerini yaptı, gerekli olan alışverişlerini yaptı. İşte bizim kliniğimize geldi, düzenli sporunu yaptı. Zaten bunların neticesinde bu kadar çok yağ verebildi. Çünkü zaten sağlıksız kilo kaybı Nursel ne oluyor biliyor musun? Kişi kilo veriyor ama incelmiyor. Çünkü vücudunda yağ fazla gitmiyor. Yağ fazla gitmediği için de bakıyorsun 10 kilo vermiş, 15 kilo vermiş ama hala aynı bedeni giyiyor. Diyet yapanların çok önemli hataları varmış. Lütfen onu konuşalım istedim Çağatay, onu söyledim. Mesela diyor ki gerçekçi olmayan hedefler belirlemek. Yani kısa sürede hızlı kilo vermeyi beklemek. Başarabileceğinden büyük hedefler belirlemek. Ne oluyor biliyor musun Nursel? Şimdi kişi bir anda dank ediyor. Çok kilo aldığını görüyor. Bu ne olabilir? Mesela işte bir tartıya çıkar, hiç görmediği bir kiloyu görebilir. Ya da işte uzun zamandır görmediği bir arkadaşıyla karşılaşır. İşte der ki arkadaşı ya sen ne olmuşsun? Çok kilo almışsın. Bir anda kilo aldığı...
İşte tabiri caizse böyle şimşek gibi çakar zihninde ve hemen kilo vermek ister. Şimdi o noktada her zaman kişinin düşüncesi şudur. En kısa sürede en hızlı kiloyu vermektir. Hemen kendisine bir hedef koyar. Der ki işte 20 kilo vermem lazım. 20 kilo ne kadar sürede veririm? 3 ayda veririm der örneğin. Ve başlar bir şeyler yapmaya. İşte gider spor salonuna yazılır. Ne bileyim işte yediğin işini azaltır. Aslında birçok kişi hemen hemen doğru şeyler yapmaya çalışıyor bir problemle karşılaşınca ama sorun şu. Sonucu çok çabuk bekliyoruz. İşte bu da şey mi? Bitmeyen pazartesiler var ya aslında bu mu oluyor? Aynen. Çünkü başlıyor pazartesi günü. Sıkılıyor. Her gün işte tartıya çıkıyor. Beklediği kadar hızlı kilo veremediğini görüyor. Bu sefer diyor ki ben yapıyorum olmuyor. Aslında oluyor. Sadece olmayan şey şu. Kendi koyduğu hedefin altında kilo veriyor. Mesela şöyle bir şey yazmışsın çok bence güzel. Uygulanması zor, sürdürülemeyen programlar uygulamak. Yani mesela şok diyet, tek besine dayalı beslenmek, spor salonundan çıkmamak, öğün atlamak. Evet. Az yiyerek işte insanlar böyle zayıflayacağını zannediyorlar. İşte bilmem ne diyeti. Evet. Atıyorum bütün gün aynı şeyi yiyorlar. Evet. Mesela bütün gün elma yiyor sadece. Evet. Şimdi düşünebiliyor musun böyle yaşayabildiğini hayatın boyunca? Şimdi her zaman dediğim bir şey vardır. Sürdüremeyeceğiniz bir şey yapmayın. Evet. Çünkü eğer o yaptığınız şeyi hayatınız boyunca sürdüremezseniz bir noktada bıraktığınızda kilo almaya mahkumsunuz. Hı. Ancak işte bizim mesela diyetimizi gördün. İçinde her şey var. Sebzesi var, meyvesi var, sütü yoğurdu var, işte eti tavuğu balığı var. Ara ara reyhan da canı çekiyor. Mesela işte tatlısı giriyor. Hani böyle bir model hayat boyu sürdürülebilir. Ya biz böyle katı kuralları sevmeyiz yani çocuklar nasıl şeyse biz büyüklere de biriz. Yani bir liste veriyorsun eline yani kuş kadar evet. Şeyler bir müddet sonra ona alışıyor olabilir ama ya bir kriz anımız olmuyor mu? Yani gece tabii acıkıyoruz falan. O zaman ne yapacağız peki? Öyle konuşuyorsun öyle de yani acıkıyoruz ne olacak? Ya şu var, açlık gerçekten dayanılması çok güç bir duygu. Hakikaten insanı çok zorlayan ve başka şeylere de sebebiyet veren bir şey. Mesela acıktığın zaman sinirli olursun. Evet. Acıktığın zaman işte iş konsantrasyonu da düşer. Hı. İşte bir şeye kooper olamazsın. Dolayısıyla bununla başa çıkmak çok zor. O yüzden biz deriz ki eğer acıkıyorsanız mutlaka bu açlığı dindirmek lazım. Çünkü açlık nasıl bir şey biliyor musun? Hı. Ben bunu da çok güzel bir benzetme yapıyorum. Daha önceki çekimlerde söylediğimi hatırlıyorum. Açlık yangın gibidir. Mesela çok minicik bir yangın çıktığını düşün. Elinde kağıt tutuştu. Ne yaparız? Bir bardak suyu dökeriz ve söner. Ama biz beklersek Nursel, koltuk yanar, kilim yanar. Evet. Ve tonlarca su gerekir. İşte açlık da böyle. Açlığı çok büyütmeden bastırmak zorundayız. Bizim de bu konuda tabii ki özel bir takım tariflerimiz var. Birazdan Çağatay, diyet yapıyorsanız ya da gece yani yememek gerekiyor ya. Ya çok acıktık ne yapalım? Acıkınca tabii. Asla aç yatmayın diyor. Kesinlikle. Mutlaka o yangını hafiften böyle tatlı tatlı bir söndürün diyor. Aynen. Onunla ilgili şimdi birazdan bir çok güzel soğuk çorba tarifi aynen. Vereceksin. Aslında çok bilinen bir tarif ama biz tabii onu birazcık daha evet. Diyet olacak şekilde yapacağız. Birazdan tamam. İzleyenler görecek. Yanlışlarımıza devam ediyorum. Bir hatamız da mucize aramakmış. Zayıflama çayları, zayıflama hapları. İnsanlar ölüyor bunun için. Ya şöyle, birazcık aslında gerçekleri görmek lazım. Vücutta kilo kaybı nasıl oluyor biliyor musun? Mesela bu margarinler nereye gitti? Vücudunda. Şimdi biz bunların hepsinden kurtulduk değil mi? Evet. Senin şu an artık vücudunda bu 32 paket margarin yok. Peki nerede bunlar? Terle attığımı düşünüyorum bilmiyorum. Şimdi terle atsan evet. Bütün kıyafetlerin yağ olur. Böyle bir şey oldu mu? Olmadı. Olmadı tabii. İşte idrarla ya da dışkıyla atsan onu da görürsün. Şimdi dolayısıyla ne oldu biliyor musun? Yandı bitti kilo oldu. Yani vücudun bunlardan ortaya çıkan enerjiyi tamamen yaktı. Enerji. Yani şeye benziyor bu. Arabanın benzinini dolduruyorsunuz. Hareket ediyorsunuz ve belli bir süre sonra bakıyorsun benzin bitmiş. Hı-hı. Nerede benzin? Hiçbir yere dökülmedi. Hı-hı. Ne yaptı araba? O benzinden enerji üretti ve senin ilerlemesi aldı. Sende de bu şekilde oldu. Dolayısıyla şu an hiçbir ilaç, hiçbir bitkisel takviye bunu vücudunda sağlayamaz. Sağlasa bile sana zararı dokunabilir. O yüzden biz hep diyoruz ki sağlıklı beslenmeli bunu çözebiliriz. Ha şuna karşı değilim. Mesela sen zayıflama sürecinde dedin ki işte ben kabızlık çekiyorum dedim bazen. Evet. Biz o yönde sana bir takım bitki çayları önerdik. Evet. İşte bazı günlerde birazcık şişliklerin oldu, işte yüzüklerin çıkmadığını söylemiştin bana. Onun için bir takım bitki çayları vardı. Ama bunlar senin kilo vermen için değil, senin o anki rahatsızlığını çözmesi için evet, verdiğiniz şeyler. Rahatlamam içinmiş. Dolayısıyla hani ben buradan hakikaten söylüyorum bütün izleyenlere. Bir mucize uğruna insanlar kendi sağlıklarını riske evet. Atmamaları gerekiyor. Çünkü evet, piyasadaki birçok ilacın maalesef birçok bitkisel takviyenin
tam olarak insan vücudundan nasıl etki gösterdiği net bilinmiyor. Onaylanmamış birçoğu ve gerçekten ölenler var böyle şeylere başvurduğu için. Aman diyelim lütfen porsiyonları küçülterek, spor yaparak yani şu yine an mutlu sonucu alıyoruz mutlu yani çok net. İlkay Şimşek sevgili kardeşim. Senden çok etkilenmiş, senin bu azminden, mücadelenden çok etkilenmiş. Bize fotoğraflarını atmış, öncesini ve sonrasını. Çok güzel kilo vermiş o da, çok güzel bir tebrik kadın ederim. Olmuş. Tebrik ediyorum, çok da teşekkür ediyorum bizimle paylaştığı için. Siz de yazın. Çağatay Bey zaten görüyorum elinden geldiğince hep cevap veriyorsun. Vallahi elimden geldi. Cansın, evet. Çok teşekkür ediyorum. Yani atladıklarım ne olur kusura bakmasınlar. Evet. Ama elimden geldiğince hepsine dönmeye çalışıyorum. Ama hepsine bir şey yapamazsın zaten. Yani evet. Bana bile dedin ki şunları yap, bunları yap. Test, evet. Hani önce bir evet. Sağlıklı mısın onu anlayalım. Sonrası çok kolay. Porsiyonları küçültüyoruz. O kadar güzel ki daha da çok oluyor yani. Aynen hani önceden öyle. Tek bir günle. Siz de Reyhan gibi vücudunuzdan bu kadar yağ eksiltip şu kadar ağırlıktan kurtulabilirsiniz. Niye, sadece azmayacağız. Ağırlığı tutuyoruz vücudumuz. Daha da gidecek. Gitsin. Daha da gidecek. Gidelim mi tarifimizi yapmaya? Sen bak keyfine. Evet, biz şimdi sana güzel bir soğuk çorba yapacağız. Hadi bakalım. Ellerinize sağlık. İçerisindeki kalori yoğunluğunu düşürmek. Dolabımızda yemeğe hazır sağlıklı bir alternatifimiz olsun. Ay müthiş olmuş. Yeni açanlar için Çağatay Demir bizlerle kesinlikle aç kalmayın diyor. Hayat çok güzel diyor. Neden kendinize işkence yapıyorsunuz diyor. Gece kaç olursa olsun eğer açlık kriziniz tuttuysa çok sağlıklı bir şeyle içinizdeki yangını söndürebilirsiniz diyor. Bayıldım fikrine ya. Gerçekten yani. Niye işkence çekiyoruz? Evet. Acıktıysak acıktık. Aynen yani. Öyle. Ne yapabiliriz? Doğru. Yani o açlıkla mücadele etmeye, yani hani bir şey yemeden mücadele etmeye gerek yok. Çünkü bilin ki sonunda açlık kazanıyor ve saldırıyoruz. Biz de uyuyamazsın bile ya çok açken. Gerçekten böyle sinirlerim bozulur. Biz de bundan yola çıkarak Çağatay'cığımın çok güzel bir tarifi var. Onu uygulayacağız. Bu arada sadece bu mu? Başka neler olabilir onu da konuşacağız. Hı-hı. İstersen bir yandan başlayalım. Başlayalım. Bir yandan konuşalım. Aslında bu tarifimiz hani çok yapılan bir tarif. Ya yani benim mesela babaannem bunu çok yapar. Ama tabii biz bunu birazcık daha diyet hale getiriyoruz. Hı-hı. Normalde işte soğuk çorbada biliyorsun işte yoğurt olur. İşte buğday olur, nohut olur. Evet. İçine genelde bilmiyorum. Hani bizim en azından babaannem pek koymaz. Salatalık mesela konmaz. Ama ben salatalığı özellikle koyuyorum. Çünkü hem kalorisi düşük, hı-hı, hem lifi fazla, hem işte midede bir hacim oluşturuyor ve tok tutuyor. O yüzden biraz salatalık koyacağız. İçerisine işte mesela göbek marulu da doğrayabiliriz, hı-hı, ince ince kıyılmış. Dereotu koyacağız. Sevenler sarımsak da koyabilir ama ben bunu şöyle düşündüm. Hani biz bunu yapalım, dolapta dursun. Hani evet, en azından böyle birkaç gün böyle bir emniyet sübabı gibi, hı-hı, acıktığımızda hemen dolabı açıp bundan koyalım. Birkaç kase içelim istiyorum. Hani sarımsak da sürekli bekleyince belki o tat biraz kötü olabilir diye ben bugün sarımsak koymayacağım ama isteyen koysun. Yoğurtlamadan bekleteceksin. Sadece şu hazırladığını değil mi? Yani şöyle isteyen yoğurtlayarak beklesin. İstemeyen tabii ya ben yoğurtlayarak bekletmeyi düşünüyorum. Çünkü yani birkaç günde bitecektir muhtemelen. Genelde Anadolu'da falan soğuk çorbayı hazırlıyorlar böyle bakliyatlarla. Sonra yoğurtla karıştırıyorlar. Evet ondan değil sonra mi? Çıkarıp mesela bir kase mi yiyeceksin? Kasenin içine koyuyor yoğurtla karıştırıyor. Ha, taze taze fresh fresh. O da çok yiyebilirsiniz. Akıllıca. Nohut. Evet şimdi nohut niye kullanıyoruz? Neden? Nohut bir kere çok iyi bir protein kaynağı ve çok da iyi bir lif kaynağı. Şimdi bir ürünün bizi tok tutabilmesi için bu iki özelliğe sahip olması lazım. Hı-hı. Hem içerisinde protein olacak hem içerisinde lif olacak. Dolayısıyla bence nohut bu tarifte vazgeçilmez. Gaz yapmaz mı gece gece? Şöyle nohutu eğer ki önceden ıslatıp ıslama suyunu dökersek gaz yapma özelliği azalıyor. Bu kesin. Hı-hı. Tamam. Bunu mutlaka yapmak gerekiyor. Yani ıslattığımız suyu böyle işte... Biraz kaynatınca da döksek sanki olur. O da olur ama orada ne oluyor biliyor musun? Bu sefer içerisindeki faydalı vitaminler de gidiyor. Gidiyor. O yüzden de ama gerçekten çok gaz sorunu varsa bu yapılabilir. Böyle tamam, önden bir 5-10 dakika haşlanıp o su dökülebilir. Oradan ben 5-6 kaşık kadar nohut koydum. İşte 2-3 kaşık da buğday koyabiliriz. Evet. Eğer becerebiliyorsak sadece belki benim yaptığım gibi ben şuna çok acıktım o yüzden bunu yiyorum. Hı-hı. Belki iki tane salatalık da daha tabii, da tabii, şahane tabii, olur. Tabii. Yani bu tip böyle sebzeler işte domates, salatalık, biber,
Zaten yemek konusunda hiçbir şekilde kısıtlılığı olmamalı. Yani ne zaman kişi acıkıyorsa dolabını açıp rahatlıkla domates salatalıktan sınırsız yiyebilir. Mısır gevreği falan olur mu? Sütle karıştıralım. Hazır aslında böyle paketlerde. Çok doğru. O da çok pratik. İşte dolabı açtık, hemen bir kase yoğurt koyduk. İçerisinde mısır gevreğinden ziyade ben yulaf ezmesi öneriyorum. Biliyorsun tariflerimde çok yulaf ezmesi kullanıyorum. Çünkü lif içeriği çok çok daha yüksek onun ve çok fazla işlenmiş bir ürün de değil. Çünkü mısırın birazcık da şeyi de yüksek. Böyle glisemik indeks değeri de yüksek. Dolayısıyla yulaf mesela birazcık koyup içine birazcık meyve doğrayıp gerçekten o da çok süper bir şekilde açlığı bastırabilir. Bir de bu mısırlar artık GDO'lu falanmış ya hani da güzel mısırları bulamıyoruz maalesef. Maalesef. Allah'ım nasıl güzel kesmek o. Bayılıyorsun yemek yapmaya. Ne tatlı. Süper. Şimdi içerisine bunun kişi istediği kadar salatalık koyabilir. Yani hiçbir sınırı yok. İşte biz şu an bir tane koyacağız. İsteyen istediği kadar koyabilir. Az önce dedik ki yanlışlarımızdan bir tanesi 2'de 1 tartıya çıkmak. Bu motive etmez mi insanı? Öyle şeyler söylüyorlar işte buzdolabınıza atıyorum Adriana Lima'yı asın. Gidin gelin ona bakın. Ya da çok beğendiğiniz bir kostüm alın 36 beden gidip gelip ona bakın. Bunlar çok motivasyon kaynakları. Şimdi tartılmayı nasıl yapacağız biliyor musun? Hiç tartılmayan değil tabii ki tartılmayan kesinlikle ama bence tartılma konusunda haftada 2 gün belirlemek lazım. Bunun bir tanesi pazartesi. Niye? İşte hafta sonundan çıkıyorsun. Bakalım hafta sonu ne oldu? Evet. Çünkü genellikle kişi hani diyet yapıyorsa da sağlıklı besleniyorsa da fark etmez. Hafta sonunda birazcık işler karışır. O yüzden bir pazartesi bir görmek lazım. Bir de hafta sonuna doğru mesela perşembe günü tartılmak lazım. Ama burada da şu önemli biliyor musun? Mesela herkes bir tablo yapsın evinde. Çok basit. 2 tane sütün olan bir yere tarih yazacağız, bir yere kilo olacak. Tamam. Şimdi o tabloyu aldık. Örnek veriyorum işte baskülün olduğu duvar. İşte genelde basküller banyoda durur. Yapıştırdık. Tamam. Sabah kalktık. Nasıl tartılacağız bir kere? Bir aç karnına kahvaltı yapmadan. İşte tuvalet ihtiyacımızı giderdikten sonra ve kıyafetimizi çıkartıp tartılacağız. Gördüğümüz kiloyu oraya yazacağız. Şimdi bunu sürekli yapmak lazım. Yani sürekliden kastım haftada 2 sefer... Hep yapmak gerekiyor. Çok etkili ama bak. Çok. Söylediğin şey yani bir tablo oluşturmak gerçekten bak söylediğin şey gerçekten çok motive edici. O tabloda böyle tık 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 azalmayı da gördüğünüzde zaten motive olmuş olacaksınız. Kesinlikle öyle. Bir de mesela şeyi çok olur. İşte kişi bir sabah çıkar tartıya. Örnek veriyorum görür orada 75 kilo. Aynı gün akşamı çıkar 77 kilo. Ya der ki Allah Allah ben ne yaptım böyle bir günde 2 kilo aldım. Evet. Aslında bir şey yapmadı. Ama ne oluyor biliyor musun? İşte akşama kadar çay içiyorsun, kahve yiyorsun, içiyorsun, işte yemek yiyorsun vesaire. Onlar vücudunu terk etmediği sürece sen kilo almış gibi çıkarsın. Evet. O yüzden de hep sabahları tartılmak çok doğru. Gün için hiç tartılması taraftar aslında değilim. Aslında gecenin ne kadar mucizevi olduğu sabah tartıldığımızda az çıkmamızdan belli. Gerçekten gece vücut nasıl çalışıyorsa, nasıl eritiyorsa inanılır gibi bak, değil. Mesela, karnımız bile dümdüz oluyor böyle sabah çok kalkıyoruz. İlginç. Mesela akşam yatarken tartıl. Tamam. Sonra yat uyu. Sabah kalk tuvaletini bile yapmadan tartıl daha düşük çıkarsın. Çok enteresan. İşte gece ne oluyor? Gece sürekli çalışıyor vücut ve yakmaya devam ediyor. O yüzden her zaman bir gece önceden daha aşağıda çıkarsın. Evet. O kesin. Evet 2 tane salatalığımızı da doğradık. Şimdi içerisine ben birazcık dereotu koyacağım. İsteyen maydanoz da koyabilir. Yani hiç önemli değil. Burada böyle kesin kurallar yok. Buradaki temel konu şu. Bu tip böyle sebzeleri bu tarifte bol miktarda kullanmak önemli olan. Bence dereotu çok yakışıyor. Benim mesela babaannem içine bunun pazı koyar. Böyle sap şeklinde ya. Mesela o da çok güzel olur. Güzel. Mesela evde sağlıklı bir tarifimiz yok. Direndik. Saat 2 oldu, 3 oldu gece. Ay diye dolabı açtık yedik. Bayağı yedik. Bırakalım mı diyeti? Ne yapalım? Hatamızdan dönemem. Hemen de pişman oluruz ya. Ya şimdi şey var. Çok ilginç. Geçenlerde bir yabancı bir kaynak vardı onu okuyordum orada şey demiş. Şimdi bu durumu inceliyor diyor ki ya diyor insanlar diyor örnek vermişler bir arkadaşınla tartıştın. Evet. Kavga ettin ve onun biraz kalbini kırdın diyelim. Evet. Ne diyorsun ya ben onun nasıl kalbini kırdın deyip iyice üzerine mi gidiyorsun hiç? Ne yapıyorsun? Sonra kendi hatanı anladıktan sonra işte bir özür diliyorsun gönlünü almaya çalışıyorsun. Ama yemek konusu çok ilginç bir durum var. İşte atıyorum bir gün gayet yani hani bu insani bir şey. Yani dayanamadın dolaptaki böreği yedin, çöreği yedin, pasta yedin her neyse. Sonra hemen şu psikoloji oluyor. Her şey bozuldu. Her şey bitti.
Şimdi bu çok doğru bir yaklaşım değil. Burada hep şöyle düşünmek lazım. Yani battı balık yan gider değil de zararın neresine dönersek kârdır diye bir düşünce lazım. Ne yapabiliriz mesela? Kendimizi affediyoruz aslında yani. Olabilir yani. Aynen öyle. Canım istedi yedim ama aynı şekilde diyete devam edeceğiz. Bak bu çok doğru. Genelde birçok kişi onun suçluluğunu yani kendi içine yaşıyor ve o suçluluk kişiye hep yeni hatalar yapma duruma oluşturuyor. Evet. Bir kere şunu demek lazım. Yani evet belki yememen gereken bir şey yedim ama canım sağ olsun gayet de güzel yedim. Ertesi gün afiyet ne yapalım? Bana. Birazcık yediğimiz içtiğimizi azaltalım. Evet. Birazcık işe giderken iki durak önce inip yürüyelim. O yani kadar. Hep onu telafi etmeye çalışalım. Onu telafi ettikten sonra zaten hiçbir şey yok. Kesinlikle. Ben içine birazcık da göbek koyacağım. Yine böyle ince ince kıyıyorum. İçini mi seviyorsun? Ben içimi seviyorum ben açıkçası. Ben de çok seviyorum içini. Dış kısımları biraz bana böyle şey geliyor. Keyifsiz geliyor. Daha kütür kütür evet, böyle güzel oluyor. Evet daha taze ve fresh. Ben mesela yumurta çok seviyorum. Hı hı. Gece yumurta bir alternatif olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Çünkü yumurta bir kere bak şöyle göstereyim. Bir tane yumurta yediğimizde bu bize ortalama 70 kalori veriyor. Ortalama. Hı. Şimdi 70 kalori dediğimiz şey öyle çok fazla bir şey değil. Hı hı. Ve işin güzeli şu. Yumurta bizim şu an bulabileceğimiz en kaliteli proteine sahip. En kaliteli. Yani bundan daha kaliteli protein yok. Bu ne demek? Vücut bunu, yani siz bunu yedikten sonra vücut bunun neredeyse %100'ünü kullanıyor. Bak bu çok değerli bir şey. Ve protein biraz önce söyledim. Kişiyi tok tutan bir besin öğesi. Dolayısıyla bence yumurta çok iyi bir seçenek. Mesela haşladık. Bunu böyle bir işte tabağa doğradık. Yanına bir iki domates salatalık koyduk. Bu da çok güzel bir şekilde tatlı ihtiyacını bastırır. Sarısı mı beyazı mı daha kaliteli? Şöyle protein açısından bakarsak beyazında daha fazla protein var. Hı-hı. Sarısında birazcık yağ var. Ama hani ben yani şöyle mesela eğer fazla yumurta kullanacaksak 4-5 yumurta ben orada diyorum ki mesela İşte 4 tanesini beyazını kullan, 2 tanesini sarısını kullan. Ama bir tane yumurta yiyorsak ayırmaya gerek yok. Bir tanesini yiyebiliriz. Çok önemli bir uyarın oluyor yumurta ile ilgili. Yumurtayı çok pişirirseniz sarının etrafında böyle bir karartı, bir hare olduğu zaman demiri ölüyor. Demiri ölüyor. Bir işimize yaramıyor. Aynen. Lütfen ona dikkat edin. Ona dikkat etmek lazım. Bir de genelde ne olur biliyor musun? Bu açlık durumu kendi birazcık da tatlı isteğiyle ortaya çıkartır. Dolayısıyla hani acıkan kişilerin canı biraz tatlı da çeker. Mesela orada da şey yapılabilir. Yoğurdun içine böyle 3-4 kaşık yoğurdun içine fazla değil. 1-2 tatlı kaşığı reçel. Herkesin artık dolabında yani evinde reçel var. 1-2 tatlı kaşığı reçel koyup karıştırıp yemek de tatlı krizini çok güzel bir şekilde bastırıyor. Bir de hatırlayacaksın seninle bir şey yapmıştık. Hurmadan bir çikolata. O da çok keyifli olmuştu. Ben de duruyor hala. Gerçekten bak. O da çok hemen güzel. Böyle azıcık şey düşeyim falan hop ondan bir kaşık atıyorum ağzıma. Aç karnına yiyorum. İnanılmaz güzel. Tabii. Lütfen Instagram'ımızda vardır o tarif bizim. Evde kendi yaptığımız çikolatamız gerçekten çok güzel. Mucizevi bir şey böyle. Enerji veriyor, kaldırıyor. Şimdi niye su koyuyorum biliyor musun? Niye? Aslında hedefim içerisindeki kalori yoğunluğunu düşürmek. Şimdi su koymadığın zaman ya tabii ki olur. Ama hani sen bana susuz koy. Susuz koyayım peki. Hmm. Böyle çorba istemedim böyle. He peki karnım tamam. Aç ya böyle. Aa bak ne enteresan bir psikoloji oldu şu anda. Sanki katı bir şey yiyince doyacakmışım gibi hissettim. Tamam. He var mı öyle bir şey? Ya tabii şöyle. Bunu katı yemen daha doyurucudur ama daha yüksek kaloriyle doyarsın. Eğer sulandırırsan daha az kaloriyle doyum sağlayabilirsin. Ondan eminim. Tabii. Şöyle bu kadar iyi mi bana sence? Peki gayet güzel. Daha arttırsam olur mu? Ya senin çok fazla kilo yok. Sen istediğin kadar ye. Zaten hani bunu... ya senin nedir bu derdin? Ne kadar... Bak ben resmen şu an sizin gözünüz, kulağınız, dilinizim yani. Bildiğin pazarlık yapıyorum yani. ya diyetisyenler her zaman cimridir. Sen 4 kaşık koyarsın 3 kaşık koy der. Koyuyorum. Hadi koy bakalım biraz su. Şimdi bunu güzelce karıştırıyoruz. Sanki yoğurdum biraz az olmuş. Hadi birazcık daha yoğurt ekleyelim. Şunu bitirelim. Tamam. Şimdi biz bunu özellikle saklama kabında yaptık. Evet. Çünkü yani istediğimiz şey şu. Dolabımızda yemeğe hazır sağlıklı bir alternatifimiz olsun. İstediğimiz bu. Böyle bir saklama kabında daha bolca da hazırlayabilirsiniz. Hazırlayıp bu şekilde kapatıp dolaba kaldırıyoruz. Ay müthiş olmuş. Kaldırayım dolaba. Muhteşem. Dolabımda belki yer yoktur. Dursun orada. Çay. Bitki çayı. Tamam. Bitki çayını daha önce konuşmuştuk. Hı hı. Diyet yapın yapmayın. Hayatımızda bitki çayı olsun diyorsun sen. Tabii. Hı hı.
Mesela böyle detoks adı altında olanlara kısaca bir bahsedelim mi? Neler giriyor, içinde neler olmalı? Şöyle, şimdi bitki çayına ne anlam yükleyeceğiz bir ona bakalım istersen. Şimdi genellikle bitki çayına yüklenen anlam birçok kişi tarafından biraz fazla oluyor. İşte ben bunu içince zayıflayacağım, vücudumdaki yağlar eriyecek, işte yağları idrarlatacağım mesela. Şimdi öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok, onu unuttuk. Onu istemiyoruz. Öyle bir şey yokmuş da. Tabii. Tamam. Şimdi bitki çaylarının birçok tabii ki faydası var. Birçok faydası var. Özellikle mesela işte kabızlık durumunda bazı bitki çayları öneriyoruz. İşte vücutta fazla sıvı varsa bitki çayları öneriyoruz. Bazı bitki çayları bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bazı çaylar dediğin gibi detoksifikasyon etkisi gösteriyor. Orada da önemli olan bence detoksifikasyonda, şimdi sonuçta bitki çayı yaptığımızda sıcak bir suyla demliyoruz değil mi? Sıcağa dayanıklı bir C vitamini olması lazım. Herkesin bildiği bir şey. Bir tane kısaca tarif kuşburnu. Versene. Kuşburnu. Bak, kuşburnunun içerisinde bulunan C vitamini sıcağa çok dayanıklı. Hı. Normalde C vitamini mesela portakalı sık suyunu ısıt, C vitamini öldü. Ya da işte açıkta beklet, yine öldü. Kuşburnundaki C vitamini çok dayanıklı. Dolayısıyla işte kaynamış ve 1-2 dakika beklemiş bir suya. Yani biz 90 derecelik bir su isteriz orada. Tamam. Kuşburnumuzu koyduk. O böyle güzelce demlendi. İçine böyle demlendikten sonra bir çubuk tarçını kırıp atarsak çok daha da güzel lezzet verir ve şekeri de dengeler. Tamam. Bunu yapabiliriz. Güzel. Haşla göz arasında bir de çay tarifi de aldık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir tanesin gerçekten. Bugün Çağatay Demir'le diyet hatalarımızı konuştuk. Aç kalmayacağız, onu konuştuk. Ne olursa olsun bizden daha kıymetli değil hiçbir şey. Ama illaki yiyeceksek de dolabımızda sağlıklı bir şey olsun adına. Muhteşem bir tarif verdik. Var mı bir önerin? Ben şöyle söyleyeyim, bir kere diyet demek açlık demek değil. Kesinlikle siz de diyet yaparken de sağlıklı beslenirken tok kalabilirsiniz. Bu gibi tarifleri buzdolabınızdan eksik etmeyin. Çok teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir gündü. Can Gülcüm'le çok güzel yemek yaptık. Çağatay'la yine hayata çok güzel dokunuşlar yaptık. O zaman sizi çok seviyoruz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.